İzleyenler merhaba Red Bull'la birlikte soru cevap serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız Sokrates Stüdyo'da Serhan Acar'la birlikteyiz selamlar. Merhaba. Ee, özlemiştik sorular da birikti. <laughs> evet Red Bull'un sponsorluk program gerçekten güzel oluyor hem değişik sorular geliyor farklı insanlardan hem gündeme dair hem de geçmişe dair konuları cevaplama şansımız oluyor. Onun için sohbet etmek de keyifli bir yandan. Türkiye yarışı da yaklaşıyor. Evet. Onun için yani gittikçe daha ısınıyoruz Formula 1 anlamında. Kesinlikle öyle. Güzel sorular var. Böyle hayli de karışık. Söylediğim gibi geçmişten de sorular var. Gündemle de ilgili var. Haliyle bu sezon içinde artık 11 yarışı geride bıraktık. Belki de sporcular için değil ama Formula 1 severler için hiç de kısa olmayan bir aranın ardından e, yeniden geri döneceğiz. Şimdi. Doğru söylüyorsun. Yaz arası 4 hafta ama hakikaten çok uzun geliyor evet. taraftarlara. Eee bir çalışanlar için aslında bütün yıl beklenen periyot çünkü iki hafta takımlar da neredeyse kapatıyorlar fabrikaları. Eee iletişim kurmaları bile yasak değil evet. mi o süreçte bir, ki herkes gerçekten, gerçekten kapatabilsin. Geliştirme yapılmasın. Yani temizlik vesaire tabii fabrika bakım falan yapılıyor ama hani otomobille ilgili hiçbir şey çalışmıyorlar. Ee, bir yandan da bundan sonrası çok yoğun. Bütün yarışlar yapılırsa 15 haftada 12 yarış var takvimde. Yani aralığın ortasına kadar acayip yoğun bir takvim var. Yani üst üste bir sürü yarış bazıları tabi havada şu an itibariyle evet. hani seyahat yasakları ve covid'den dolayı. Ama Formula 1 yönetimi yarış sayısını yukarıda tutmak istiyor. E, mümkün olduğu kadar fazla tutmak istiyor. Bir yandan da tabi uzun yıllar sonra işte Red Bull ve Mercedes'in çekişmesi var şampiyonluk evet. için. Hani çok heyecanlı rekabet dolu. Çekişmeli bir yılda e, oluyor açıkçası yarısını bitirdik önümüzde bir yarısı daha var içinde de bir Türkiye Grand Prix'si var onun için evet. şahane bir son var dönemi bizi bekliyor aslında. Ee, biz de şahane bir giriş yaptık biraz güncel durumu değerlendirmiş olduk artık şöyle hafif hafif gelen soruları sana yöneltmeye başlayayım seve bakalım seve. neler var. Ee, biraz takımlardan ve belki de işte Mercedes'ten Red Bull'dan bahsetmişken Verstappen Hamilton onların arasındaki çekişme de bu, bu yıl biraz sert gidiyor. Hafif hafif de dalaşıyorlar. Murat 1984 e, kullanıcı hesabı diyor ki, Fersi gelecek yıllarda da bu yılki etkiyi yaratabilir mi? Yaratmaması için hiçbir sebep yok. E, çünkü hani Fersi 2015'te tam sezon yarışmaya başladı. E, aslında artık bir şampiyonayı götürecek tecrübeyi kazanmış vaziyette. Hala yaşı çok genç, 97 doğumlu ilk defa altında aslında şampiyonluğa gidebileceği, şampiyonluğu kovalayabileceği kadar hızlı bir otomobil var bu sene ve onun e, gereğinde yerine getirdi açıkçası sezonun ilk yarısına baktığımızda. E, hani Azerbaycan'da lastik patlatma e, olayı artı İngiltere'de Hamilton teması ona ciddi puan kaybettirdi. Keza Macaristan'da e, kendi kabahat olmadan aldığı hasar yarıştaki bütün şansını öldürdü. Yani aslında pilotaj olarak baktığımızda Ferstepen hani bir şampiyonaya götürecek bir performans sene başından bunu ortaya koyuyor. Ee, o açıdan bundan sonraki önümüzdeki yıllarda bundan sonraki dönemde Fersepe'nin bu noktadan daha da iyi gitmesini de bekleyebiliriz. Çünkü o özgüven kazandıkça gelişen bir şey. Yani bir şampiyonluk yakalaması Fersepe'nin onun önünü çok daha fazla aç açabilir. O açıdan Fersepe'nin yani muhtemelen Lökler, Norris ve Russell'la birlikte 2030'lara doğru Formula 1'i sırtlayıp götürecek e, 3-4 isimden birisi olarak görüyorum ben. Evet, geleceğin yıldızları Artı gibi Artı hala de, hani Red Bull'un e, hani bir ürünü Fersepen. Yani çok genç yaşta, e, 17 yaşında Toro Rosso'da Formula 1'e başlattılar. Hatta çok eleştirildi işte bu kadar genç birisi olur mu diye. Ondan sonra kural değişti. Artık 18 yaşından daha küçük pilotları hani süper lisans sistemi değişti. Adı puanlama sistemi değişti. Hani zamanında Schumacher'i yavaşlatmak için kurallar değişirdi. Bu sefer Ferstapan kadar genç birileri o kadar tecrübesizken gelmesin diye kurallar değişti. Sonrasında ama Ferstapanın ortaya koyduğu yıllar içerisindeki gelişim 2018'in ilk üçte birinden sonraki ulaştığı olgunluk seviyesi gerçekten e, çok yüksek bir noktada. E, bir de yani insanlar cezbeden bir tarafı var. E, çok gözü kara yarışması. Hani o insanların peşinden koştu spor kahramanı e, karakteriyle de onu örtüştürüyor aslında. Evet. Hani gerekirse işte bir kazayı göz almasına rağmen ayağını gazdan çekmemesi. Yani ben açıkçası Schumacher döneminden sonra ilk defa bir pilotun bu kadar büyük kitleleri peşine taktığını görüyorum. İngiltere'de Hamilton'ın tabii ki büyük bir etkisi var evet. ama Avrupa'nın diğer ülkeleri ülkelerine gittiğinizde Hamilton'ın peşinden koşan 10 bin 20 bin kişi yok. Ama Verstappen Avrupa'daki her yarışta neredeyse bir tribünü ordusuyla doldurduğunu görüyoruz. O açıdan open, hani önümüzdeki dönemde Formula 1 açısından da çok e, hani gişe yapacak e, evet. yıldızların başında geliyor. Red Bull'un bir ürünü olarak aslında şimdi Formula 1'in markasına katkıda bulunan bir birey haline geldi. Yani Hollanda'da gerçekten hani inanılmaz bir ilgi var ona evet. karşı. E, Dolayısıyla Hollanda Grand Prix'sini hakikaten merak ediyorum. 3'te 2 Tam gibi da tarihlerine bir şöyle bakıyordum 3-5 Eylül evet. arası hemen evet, bir sonraki sonra. yarış o aynen. Gerçi 3'te 2lik bir tribün kapasitesiyle yapılacak Hollanda yarışı. Ona rağmen hani biletler çok uzun zamandır zaten e, tükenmişti. Hatta e, ben Formula 1 e, direktöründen e, Michael Mastan gelecek yılki biletlerin de bittiğini duydum yani. Hani talep olarak baktığında ondan çok daha fazla bir ilgi var. Onun için heyecanla da Hollanda Grand Prix'sini bekliyoruz. Fersepe'nin gerçek etkisini kendi toprağında görmek için. Görmek diyecek. için. Şimdi sorulardaki sıralamayı değiştirdim çünkü bununla da ilgili bir soru vardı. Kakalete... Sormuş İstanbul parkta Fersi tapan ordusun içine nasıl girebilirim diye. <laughs> Vallahi turuncu tişörte ihtiyaç var önce bir Red Bull tişörtü <laughs> lazım olarak. herhalde 33 numaralı. Ee, Aşçası onun hani tabi Avrupa'nın merkezinde seyahat biraz daha kolay yani bizim işte evet. Türkiye'de e, hani güney sahiline indiğimiz kadar mesafede bir sürü ülkeye gidebiliyorsunuz ortadan bir pergelde bir daire çizersek dolayısıyla hareket kabiliyeti oradaki Hollanda bazı taraftarların daha da fazla. Ee, ama hani Fersepen'in hani her gittiği yerde e, böyle turuncu renkte bir e, grup oluşturduğunu görüyorum. E, dediğim gibi Schumacher'in böyle bir etkisi çok net vardı. Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da nereye giderse gitsin bir Schumacher kitlesi olurdu kırmızılarla. Onu Fersepen yaratmış vaziyette. E, bizim yarışta hani özel bir tribün olacağını sanmıyorum. E, mesela Belçika'da var açıkçası sırf e, Fersepen taftalarının gelip hani komple kapattığı bir tribün kısmı var. Ee, ama bizim yarışa da ağırlıklı turuncu renk görebiliriz gibime geliyor. Evet. Ee, bozmadan Ferstapen'den devam edeceğim. Nilüfer'in e, sorusunu yönelteyim hemen sana. Ee, Ferstapen bu yılın pilotu, sürüş tekniği olarak nasıl değerlendirirsiniz? Max Ange alanlarda ne tip pistlerde fark yaratıyor veya pozisyonunu daha güçlü kılıyor? Ya Ferstapen'in e, arka tarafı çok oynak bir otomobilin e, üstesinden rahat gelebildiğini görüyoruz. Bu herkesin yapabildiği bir şey değil. Bunu e, hani o tarz bir dengeyi özellikle Exosus'a beslenen, beslenen difüzör yıllarında fetal yakalardı. Yani başkasının belki de başa çıkamayacağı bir arkadan kaymayla yaşayıp ondan performans çıkartmak. Verstappen'in genelde o e, otomobilin ilk dönme hareketini çok keskin şekilde rakiplerinden biraz daha aslında geç yaptığını görüyoruz. Yani daha dengesiz bir otomobili yeteneğiyle kontrol altında tutabiliyor. Bu da çoğunlukla hani Formula 1'in grafiklerinde de gözüküyor. Viraj çıkışlarına daha erken gaza oturabilmesini sağlıyor. Yani düzlüğe aslında biraz daha erken başlayabiliyor Ferstepen. O sayede e, hani hem bir, bir miktar geç frenlemeyle bir miktar da e, gaza daha erken oturmasıyla zaman kazanabiliyor. Viraja göre değişiyor bu tabii ki. Açıkçası Red Bull'un son yıllardaki hani ikinci pilotlarının performansına da baktığımızda... ...hani Ferstepen'in başa çıktığı o... E, otomobil tasarım felsefesiyle diğerlerinin başa çıkamadığını görüyoruz. Gazili, Albon, ya e, daha yarım sezon geçti ama Perez. Yani bu kadar normalde bıçak sırtında dengesi olan bir otomobille yarışmak hakikaten çok üstün bir doğal yetenek gerektiriyor. Verstappen'de bu fazlasıyla var ve hani yıllar içerisinde otomobil Verstappen'e göre geliştirilirken Verstappen'de bu becerilerin üzerine tecrübesini de koyarak e, daha da fazla hız yaratmaya başladı. E, açıkçası hepsini birleştirdiğimizde ortaya hakikaten başta da söylediğimiz gibi şampiyonluğu e, kovalayabilecek bir performans çıkıyor pilotaj olarak baktığımızda. Otomobil de bu sene o e, dengeyi yani o mücadeleyi götürecek kadar hızlı. Dolayısıyla hani kendi elinde olmayan sebeple hariç olmak kaydıyla Fersapen ve Red Bull kombinasyonu bu sene gerçekten hani e, Hamilton'ın karşısına çıkan son yıllardaki en net rakip oldu. Sir Max anti Hamilton'ın sorusu <gülüyor> <gülüyor> aslında öyle bir soru bekliyordum ama değil sayın Serhan Acar üçüncülük yarışında acaba kimi favori görüyor ve bu sene onun tahminine göre kim şampiyon olur istersen üçüncülük tarafıyla soruda olduğu gibi başlayalım Norris'in gerçekten çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz o da hem çok genç hem çok sempatik çok sevildiği ayrı bir kitlesi var. E, sosyal medyanın fenomenlerinden de biri aynı zamanda. E, Sezonda iyi götürüyor ama böyle devam eder mi sence? Ya Norris'in bireysel performansı e, hakikaten otomobil ötesine geçti bu sene. Zaten hani başarı kıstasını genelde öyle değerlendiriyorsunuz Formula 1'de. Yani elindeki otomobilin yakalayabileceği bir başarı var. Onun önüne ...ötesine, ilerisine geçebiliyorsanız... ...o işte pilotaj başarısı oluyor. Mesela Leclerc'in sıralama turlarında zaman zaman yaptığı gibi. Evet. Norris'in ilk 11 yarışa baktığımızda... ...istikrarla yaptığı gibi. Yani üçüncülük... ...üçüncülüğü koruyabileceği bir otomobil yok Norris'in elinde. Normal bir yarışta en iyi ihtimalle... ...beşinci olabilecek bir otomobili var. Onun için hani... E, ...Bottas'ın ve Perez'in bir, bir şekilde... Daha ...sorun yaşaması gerekiyor Norris oralarda... ...kalsın diye. Ara ara yine kendi bireysel hızıyla da... ...orayı yakalayabilir ama hani bir sezon boyu baktığımızda... Yani otomobilin e, puan tablosu ederinin ötesine geçmek hakikaten zor. O açıdan belki bireysel performans olarak Norris muhtemelen sezonun ilk yarısında Hamilton ve Verstappen'le birlikte en başarılı üç isimden biri diyebiliriz. Ama elindeki otomobili üçüncü sene sonuna kadar mi? o biraz zor. Takımlardaki savaş çok keyifli gidiyor McLaren-Ferrer. Bizim sene başındaki programımızda bayağı evet, ta evet, aslında tahmin ettiğimiz gibi gidiyor sezonun gidişatı. 1-2, 3 ve 4 sonra 5-6-7 sonra 8-9-10 gibi. Ee, orada da McLaren ve Ferrari'nin hani farklı e, güç karakteristikleri var pist tasarımlarına göre baktığımızda. O savaş da çok keyifli gidecek gibi duruyor. Riccardo'nun biraz daha ısınması lazım. Şu an açıkçası o dört pilottan yani Norris, Riccardo ve Leclerc Sainz grubuna baktığımızda e, en az katkı yapan isim gibi gözüküyor Riccardo. Onun ikinci yarıda biraz daha iyi olmasıyla da bu savaş daha da keyifli olabilir. Ee, üçüncülükten kabaca bahsettik. Şampiyonluğu söylemek... Mümkün değil yani hiç kimse hiç için değil. bu mümkün değil. Ee, yani çok büyük bir kainlik olur ve kafadan atmak olur şu anda. Yani benim tek dileğim son yarışa kadar gitmesi hamilton beni Yani keşke böyle hatta 7 puanla az bir farklı yani kazananın şampiyon olacağı bir son yarış görsek uzun yıllar sonra. Şimdi bir yarışla beraber Mercedes birincilik koltuğuna oturdu ama belki son yarışta da benzer şeyler yaşanabilir. Evet yani benim, benim gerçekten bu kadar güzel giden bir yıla yakışacak bir final hayalim var. Ee, hani ve başka puan hesaplarına girmeden hakikaten kafa kafaya çıkıp birisinin kas, hangisi kazanırsa şampiyon olacağını e, göreceğimiz bir senaryoyu hayal ediyorum. Umarım gerçekleşir. Çünkü öyle finalleri anlatmak, öyle finalleri yaşamak çok keyifli oluyor hakikaten. 2010'da ve 12'de e, yaşadık biz bunu. Red Bull'a karşı e, Ferrari ile Fete'le karşı Alonso'yla. ile 2014'te Mercedes'in iki pilotu çekişiyordu ama 50 puanlık bir saçma bir sistem vardı. Allah'tan onunla bitmedi sezon. 2016'da Hamilton-Rosberg geldi finale. Zaten 2016'dan sonra biz bir daha finale giden bir şampiyonu görmedik son yarışa kadar giden. Bütün kalbimle onu diliyorum. Yani muazzam bir şey olur düşünsene. Kazananın şampiyon olacağı bir final görürüz. Gerçekten müthiş olur. Şu ana kadar da çünkü çok heyecanlı gitti artık. Alıştık biraz böyle evet. olmasına. Devamında böyle gelmesini isteriz. Şimdi sana bir soru var. Biraz daha böyle Eyvah. kişisel tarafıyla ilgili işinin. Abbas Elmas'ın sorusunu yönelteceğim. F1 yayınında kritik anları yavaşlatılmış video ile inceleyen ekipler, sahada virajları yorumlayan muhabirler, pit ekiplerine bağlanıp yorum istemeler var. Serhan abi sen neden tek başınasın? <laughs> bu biraz ee, nasıl anlatayım? Ülkenin imkanlarıyla ilgili bir şey. Şimdi bu söylediklerin büyük çoğunluğu yapan Sky. Sky aslında Formula 1'in adı konmamış resmi yayıncısı Tabii. gibi diyebiliriz. Yani İngiltere bu işin doğduğu yer. 7 takımın şu anda yaşadığı yer motor spor açısından baktığımızda dünyadaki en büyük sanayilerden, pazarlardan bir tanesi İngiltere. Ee, dolayısıyla İngiltere'deki imkanlar ve oradaki televizyonun bütçesi ve ekibiyle Türkiye'deki herhangi bir kanalı ekibinin bütçesini karşılaştırmak doğru bir kıssas olmuyor. Ki burada yani şöyle söyleyeyim. ben ilk kez canlı gözlerle şahit olabildim buna. Çok fark ediliyor gerçekten. Yani bir dünya şampiyonunu kovalayacak komple bir ekibi yola çıkartmak, bu ekibi bütün yıl boyunca özel programlarla beraber donatmak, bu. E Bunlar yapılmayacak şeyler değil. Daha önceki yıllarda Türkiye'den de biz e, yaptık TRT zamanında bütün şampiyonu yerinden kovalandı. O boyutta değildi ama her yarışa gidildi. Fakat bunun tabi e, bütçesel yükü gerçekten çok fazla. Yani şöyle söyleyeyim Sky'ın 6 yıl için yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yayın bedeli ödediğini görüyoruz. E, bizim burada yani e, Esport Plus'ta yani aylık 10 TL'ye yani 1 işte Euro civarında bir paraya... Formül 1'i seyredebiliyorsunuz bir aylık. İngiltere'de... ...yani euro olarak da karşılaştırırsan şimdi... ...o euro tl hesabındaki kupon... ...çok büyük... Yani ...satın alma gücü de tabii ki devreye giriyor. İngiltere'deki bir vatandaşla... ...Türkiye'deki bir vatandaşın... ...ama işin toplamında bu işin bir... yani ...maddi portresi var. O portrenin... E ...çıkabiliyor olması lazım. Yani romantik herhangi bir Formula 1... ...taraftarını da bugün Formula 1 yayınlayan... Bir ...televizyonun başına getirseniz ilk aydaki... Tabloyu gördükten sonra o hani ya onu da yapalım bunu da yapalım şu da olsun diyeceği e, fikirlerin çoğunun gerçekçi bakılırsa yok olacağını görürüz. Sürdürülebilir Çünkü... olması için de aslında biraz daha mantıklı biraz daha sınırlar çizilerek hareket edilmesi daha doğru. Dolayısıyla bu işin hani e, sana katılıyorum e, hani... Personel artı yayın bütçesi artı işte seyahatler bunlar tabii ki artan kurlarla daha da zorlaştı. Bütün televizyonlar için böyle TL gelir elde ediyorsunuz aslında yurt dışında euro veya dolarla ödeme yapıyorsunuz. Bütün bunları birleştirdiğimizde e, hani çok büyük ve bu işin ana pazarı olan Almanya gibi İngiltere gibi pazarlardaki televizyonların yaptığıyla bir Türk televizyonunu ya da bize benzer... ...başka bir ülkenin televizyonunun yaptıklarını karşılaştırmak çok doğru bir kıssas olmuyor açıkçası. Evet şişesi. kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani Sky'ın sadece İtalya'daki performansı bile inanılmaz. Öte yandan hani şu da var. Yani sen de keyifle o da birlikte çalışıyoruz. Esportu ailesinin de hani e, 5. yılında Formula 1 e ve motor sporlarına verdiği ilgi ayırdığı zaman... ...işte e, yayın saati çok e, ciddi şekilde artmış vaziyette... Biz ilk defa Plus'ta bu sene Cuma antrenmanlarını yayınlıyoruz. Türk Tabii. televizyon tarihinde ilk defa oluyor. Yani 95'ten bu yana Türkiye'de yarışlar canlı yayınlanıyor. Haftalık Formula bir stüdyo bir. programına başladık. Haftalık stüdyo programımız da. oldu. Salı günleri radyo sporda radyo programımız var. Ee, artı işte hafta sonu Formula 2, Formula 3 veya Porsche. Bizim Ayhan Can Güven'in Red Bull sporcusu da. Onun yarıştığı seriyi yayınlıyoruz. Dolayısıyla zaten ciddi bir Formula 1 anlamında yayın oranı artmış vaziyette. Üzerine MotoGP ile beraber de aslında çok ciddi bir hafta sonu yarış ağırlıklı e, programlar çıkıyor. O nedenle hani mevcut şartlar dahilinde gerçekten e, hani esport çatısının ki sen de oradasın yani. Evet. Orada bulunduğum için bunu söylemiyorum. Yani ta, ilk defa bu kadar e, hani yarışları yerine anlatmak dışında son derece yoğun ve keyifli bir program yürütülüyor. Evet. Aslında orada çalıştığın için bunları anlatmıyorsun. Bunlar olduğu için gerçekten orada çalışıyorsun. Gerçekten öyle. Aslında zaten. gerçekten öyle. Çünkü hani ya işte 2012'ye kadar 3. antrenman bile Türk, Türkiye yarış aç yayınlanmadı. Sezonun tamamına evet, baktığımızda evet. hep sıralama turu ve yarış yayınlandı genel olarak. Ufak ufak bir artış var ve burada sen tabii ki çok daha iyi bunun analizini yapabilirsin. Türkiye'nin sürekli olarak takvimde olabilmesi e, zaman içindeki oradaki maddi boyutu da mutlaka etkileyecektir. E, i̇şte endüstriyel spor dünyasında hele ki Formula 1'den bahsederken markaların zaman içindeki katılımlarını artıracaktır. E, başka bir medya dönüşümünde yaşanabilir ama e, takvimde mutlaka yani bizim orada olmamız nasıl ki bizim yayın yaparken heyecanımız etkiliyor, e, bütün sistemi etkileyecektir. Bu dediğin çok ciddi bir etki yarattı geçtiğimiz sene. Yani sokak için de bu geçerli. Hı -hı. Türkiye'deki yarışın olması Türkiye'deki Formula 1 olan ilgiyi çok dramatik şekilde arttırdı. Çok olumlu yönde konuşuyorum. son yıllarda Drive to Survive belgeseli ciddi evet. bir etki yarattı. Schumacher belgeseli olabilir. Eylül ayında onu da heyecanla bekliyoruz. Hani insanlar çünkü Türkiye'de çoğu insan Schumacher'le yani onun hayranlığıyla bu spora tutuldu. Sevmeye başladı. Sevmeye başladı. Onun bir etkisi olabilir. Artı işte Liberty Media, Amerikalıların sosyal medya pazarlamasını iyi yapması, YouTube'u çok etkin kullanmaya başlamaları. Çünkü her sene çok ciddi şekilde sosyal medya kullanımında daha e, artı yakalıyorlar. Bütün bunlarla e, Esport'un yaptığı yoğun yayınlar işte son 5 senedir. Üzerine bir de Türkiye yarışı gelince hakikaten son yılların en böyle keyifli dönemini yaşıyoruz. Daha da iyisini her zaman yapmak üzere kürek çekmeye devam ediyoruz. Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Devam edeyim sorulara. Arthur Kalantor isimli kullanıcımız demiş ki 2022 sezonunda gerçekten her takımın şampiyon adayı olduğu bir senaryo mu yoksa yine başa oynayan takımların domine ettiği bir sezon mu bekliyorsunuz? Ya hemen ilk yılda böyle 4-5 takımın kapıştığı bir sezonu bekleme çok gerçekçi olmaz çünkü e, büyük takımların evet bütçeler yavaş yavaş birbirine yaklaşacak. Şu an işte Red, Red Bull başta olmak üzere Red Mercedes, Red Bull ve Ferrari bütçelerini azaltırken diğerlerinin çoğu ya o civarda ya da az parayla yarışıyor. 145 milyon doları baz alırsak. Otomobil geliştirme bütçesinden bahsediyoruz. Bu bütçeye sığmaya çalışıyor büyük takımlar. Personel azalttılar giderlerini düşürmeye çalıştılar. İşte en ufak bir kazadan şikayet ediyorlar artık bu parayı kim ödeyecek diye. Küçük takımların da yavaş yavaş sponsorluk portföyünü arttırıp oraya doğru çıkma olasılığı var. Bir yandan Liberty Media yönetiminde yani yeni Concord döneminde gelirler biraz daha adaletli dağılıyor. Yani eski yıllarda örneğin Ferrari sıfır puan bile alsa üçüncü olan Force India'dan daha fazla para alabiliyordu. Bernie Ecos'un döneminin son dön e kısmına bakarsak. Bu bütçelerin daha dengeli hale gelmesi artı işte bir otomobil gelişimiyle ilgili bir handikap sistemi başladı. Şu anda mesela Mercedes ve Red Bull diğerlerinden daha az otomobil geliştirebiliyor. bütün bunlar birkaç yıl içerisinde biraz daha dengeli bir grid yaratabilir. Ama seneye 3-4 takımı şampiyonluk için yarışırken görmeyi bence beklememeliyiz. Ha şu olabilir. Ee, gelecek seneki kuralların aslında yaratıcılık anlamında çok sınırlayıcı şekilde yazıldığına dair yorumlar yapıyor takımlar. Teknik çalışanlar. Hani bu benim ahkam kesebileceğim bir şey değil açıkçası. Ee, ama bu çerçevede bakarsak yine de o sınırlar içerisinde o kuralları daha iyi okuyan, daha yaratıcı davranan bir sürpriz takım çıkabilir. Zaten herkes şu anda ona oynuyor. Alpin, işte Ferrari, geridekiler Aston Martin. O Herkesin hayali 2022. Diye. Herkesin hayali 2009'daki Brown GP'nin yaptığı sıçramayı yapmak veya 2014'te Mercedes'in yaptığı sıçramayı yapmak. Ee, böyle bir sürpriz çıkan mı keşke çıksa. Yani keşke şu anda hiç galibiyete uzaktan bile bakamayan bir takım seneye yarış kazanmaya, pole almaya başlasa. Ama Alonso'nun da böyle bir yorumu al çok uzatmadan bitireyim. Yani gerçekçi olarak 3-4 takımın e, ya da en az 3 takımın şampiyonluk için çekiştiği bir yılı beklemek için e, bir 2-3 yıla daha ihtiyaç var gibi gözüküyor. Bir anda değişmesini beklemek gerçekçi Zor. olmayabilir. Şimdi, e, sm 123 hesabı diyor ki, tarihteki bütün yarışlar içinde sadece bir yarış izleme hakkınız olsa hangi yarışı seçerdiniz? <laughs> Bu şey yani ölüm sorusu. <laughs> Bir tane seçebilir misin? Bilmiyorum taraflı davransam ya 2020 Türkiye Grand Prix'si deyip bilmiyorum ki. Yani geçen sene en iyi yarışı oydu. Yani Türkiye'de olmasa da bence en iyi yarışı oydu. Bizim topraklarımızda olmasa, biz için olmasak da. Zaten öyle sezon de böyle seçildi, Gerçi konuşuldu. Gerçi biz Türkler'in oy kullandığı bir internet anketini kaybetmek <laughs> mümkün değil ama. <laughs> Doğru. Bir önceki seneden 2019 Almanya ve Brezilya çok iyiydi. Belki 2019 Almanya olabilir. Ee, yani her sene böyle yani yıllar boyu unutulmayacak bir yarış çıkıyor. 2018 Almanya Fethel'in bariyerlerde olduğu bazı tifoslerin hala unutmaya çalıştığı yarış vardı. Ya herhalde tek yarış olsa geçen sene Türkiye Grand Prix'sini söyleyebiliriz belki. Peki bu benim sorum olsun. Ekstra araya gireyim. Pis seçecek olsan? Yani taraflı bakmadan e, İstanbul Park işte son dönemde kadar intersi İstanbul Park e, hakikaten takvimdeki en heyecan verici pistlerden bir tanesi. Tribünde oturan seyirci için söylemiyorum bunu çünkü görüş alanı kısıtlı tribündeki seyirciler için. Ara, e, araziden dolayı. Ama hani e, yarışma keyfi açısından hakikaten otomobili çok sorgulayan çok keyifli pistlerden açık farklı en iyi tilke tasarımlarından bir tanesi. E, onun dışında benim bayıldığım bir yer bu hafta yapılacak olan Spa Frankoşan Hakikaten hani doğasıyla işte pistin yapısıyla uzunluğuyla kendine özgü iklimiyle e, çok farklı bir yer. Yani tahmin ediyorum yani benim için listenin tepesinde bu ikisi var. Peki cevapları not aldık. <laughs> Ona göre <laughs> izleyeceğiz. Uğur Cinek. Serhan abi Hakinenci mıydın yoksa şu meğerci mi diye sormuş. Hakinenciydim. Ee, ya ben işte Senna hayranlığıyla aslında bu işe biraz tutuldum. Ee, McLaren döneminde. Ondan sonra McLaren'e bir sempatim oldu. Yani izleyici olduğum yıllarda. Ee, sonrasında işte McLaren'ın da yarış kazanmadığı bir dört yıl var aslında. 93 Senna'nın son zaferi Avustralya'dan sonra. 97 Avustralya'ya kadar e, bir daha yarış kazanamıyorlar. Sonra o hani Schumacher'in yükselişiyle yamakların sürpriz çıkışı 98'de de bizim umduğumuz gibi çok köklü bir değişiklik vardı. Williams bir çöktü. Ferrari ve McLaren karşı karşıya e, çıktı. O rekabette de ben açıkçası daha Hakinen'i ve McLaren'i tutuyordum. Ee, ondan sonra buradan hemen alta yaz, yazıldı şimdi işte Serhat Can Makbule tahtarı falan diye. Yani e, biraz şeyden de belki e, sempatik geliyordu bana hani Bilmiyorum çoğu sporda hani Bireysel veya takım olarak en iyi seçmek biraz daha böyle Kolay gibi geliyor bana Yani bir nebze daha güçsüz birisinin kazanması biraz daha sempatik oluyor bazı taraftarlar için. Daha Doğru, evet. ulaşılabilir bir hani e, senaryonun ardından azıcık daha güçsüz onun kazanması insanı biraz daha sanki böyle e, yani mutlu ediyor gibi. Biraz ondan da Ferrari daha kuvvetliydi çoğunlukla. Hani bütçe olarak, imaj olarak, şu meğerle. Yani ben genelde çok uzattım. makineni tutuyordum. E benim bilgi sahibi olmadım. Sadece ilgilenmeye başladım ve sonrasında biraz yaşım ilerledikten sonra geriye dönüp sevdiğim. Benim Hakkinen'di mesela e, tamamen aslında Formula 1 ile ilgili şeyim kendisinden başlıyor. E, Seninle bir hikaye gibiydi Hı -hı. çünkü hiç bir fikrim yoktu. Sonradan dönüp belgesellerle e, hakim olmuştum ama e, Hakkinen'i çok severdim gerçekten. Eee Ertuğrul'un bir sorusu var. Enteresan bir soru. Bu benim de dikkatimi çekti aslında. Ee, sanki Löklerke geçen yıla kadar Löklerk derken bu yıl Lökler diyor zaman zaman <laughs> Serhan abi. Bizim kulaklarda mı bir sorun var yoksa gerçekten söyleşi değiştirdi mi? Yok, benim Değiştirdiyse şey, neden? Benim çenemde sorun var. Şöyle <laughs> e, as olan normalde sen de iyi bilirsin. Yayıncılıkta bir oyuncu, sporcu her kimse ona ana dilindeki Annesinin babasının evet. seslendiği şekilde seslenmek. Yani konuyu İngilizce veya Türkçe yorumlamadan adamın ismini ya da işte hanımefendinin sporcu her kimse onun ismini kendi dilinde söylemek. Mesela ben e, normalde Kubisa'ya Kubika diyerek başladım. Kubika diyorlar işte İngilizler falan. Sonra Türkiye'ye yarışa geldiğinde işte Ali Samiyen'de yarışçılarla bizim eski futbolcuların maçında yan yana oturduk. Hatta kayboldum, mayboldu. onu buldum Mecidiyeköy durakları orada bir yerden <laughs> Aa, falan. Gerçekten. Bu evet. da iyi hikaye. Dolayısıyla adamın kendisine sordum. Senin gerçek hani adın sen kendi kendine ne diyorsun özetle? Hani. Dolayısıyla mesela Kubisa'yı sonra değiştirdim. Yani bir şeyi sonradan da öğrensem değiştirmeye çalışıyorum. Baştan yanlış yaptıysam, eksik yaptıysam o eksik veya yanlışı sırf ben dedim diye devam etmemek lazım. Aslında bizdeki kural genelde maç içinde de yani maç bitene kadar değiştirmemek ama tabii ki doğrusunu biliyorsan tabii artık ki. ona dönmek. Dolayısıyla bu e, löklerin de e, hatta YouTube'da kendi bir videosu var. İşte Charles Leclerc ya da Charles Leclerc şeklinde iki tane e, söyleniş versiyonu var. Hatta hani Monaco'daki Fransızca ile Fransa'da konuşulan Fransızcanın arasında da ufak tefek böyle bir aksan kendi farkı içinde de vesaire olabilir. Ben Leclerc e ilk Formula 1'e çıktığında e, yani Galatasaray e, lisesi mezunu bir arkadaşıma sordum. Ya bu adamın doğru okunuşu ne? YouTube'dan falan filan buldum ama o işte sondaki K'nin çok belli belirsiz söylendi ama Leclerc diyebileceğim bir telaffuzu Hı -hı. bana önerdi. Onun üzerine birkaç şey daha sordum. Genelde bu sondaki K vardı 2018'de sorduğum insanlarda. Ben de Fransızca bilmiyorum yani hani çok ahkam kesebileceğim bir şey değil. Yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla diye başladı. Fakat yani gittikçe böyle Fransızcayı hakim insanlardan ya bunun adını sen yanlış söylüyorsun eleştiriler duymaya başladım. Fransa'da yaşayan artık Fransız vatandaşı da olmuş çok iyi bir Türk arkadaşım var. Eşi de Fransız yani kadın gerçek Fransız öyle söyleyeyim. En sonunda bu sene başta ona ses kaydı yaptırdım. Ya dedim bana şunu okuyun. Yani bir sen oku. Hani 15-20 yıldır Fransa'da yaşayan bir Türk olarak. Bir de orijinal Fransız eşin okusun. İkisi de o sonda K'yi söylemeden telaffuz ettiler. Ses kaydı tutuyorum hatta. Oysa ben de o K'yi biraz daha böyle söylememeye başladım. Böyle sanki daha doğru oldu gibi. Geçen sene hani K'yi söyleyerek Leclerc diyorsun ve bu yanlış oluyor diye yazanlar vardı. Hatta onlardan bu sene içerisinde Doğru yapmaya başladın işte teşekkür ederiz falan filan diye birkaç yorum da aldım. Lökülerde uzlaşalım. Lökülerde uzlaştık gibi evet. yani işte ben baştan böyle söyledim de adamın işte 15-10 yıl 8 yıl neyse kariyeri boyunca böyle de anmamak lazım. Doğrusunu öğrendik biraz daha. Değiştirebiliriz o yüzden. Böyle ismini telaffuz etmekte çok zorlandın biri oldu mu kariyerin boyunca? Ya şeye geri dönüp eski yayınlarına bakarsam Kubisa'ya mesela sinir oluyorum. Kendi değişime sinir oluyorum. Niye ben bu adamı daha önceden keşfetmiyorum? Çünkü Kubis, Kubissa gibi böyle bir söyleyişi var. Ben Kubika diye başladım. Hani ondan sonra ona bir sinir olduğum bir kendime dair bir durumum var. Onun dışında çok böyle zorlandığımı hatırlamıyorum. Ben. Benim çok enteresandır. Mesela Carlo Ancelotti demek konusunda yayın esnasında o akışta hep zorlanmışımdır. Aslında o kadar zor bir isim değil ama bazen de hani gayet rahat görünen ee, o bir isim. Mesela Sizin bir türlü aşılamıyordunuz. Yine Red Bull'a getirdim konuyu. Verstappen'in isminde benim çalıştığım eski aydınlatma şirketi Lamp 83'te Hollanda bayimiz vardı. O da orijinal Hollandalı. <laughs> Ona sordum. Siz bu adama Hollanda ne diyorsunuz? O da Max Verstappen dedi. Tamam dedim. Doğruyu öğrendik. Oturdu. Ondan sonra böyle devam edeceğiz. Evet. evet. Max değil. Max diyorlar artık onlar evet. kendi dillerinde. Ben de öyle dönemeye başladım. Güzel. Bunda böyle ilk anda artık tabii ki hepsi çok meşhur sporcular haline geldiler ama Yeni çıktıkları zaman gerçekten Orada yakalamak üzerine lazım yani tartışılan bir durum. Bir oluyor. sefer yanlış başlarsan insanlar Tabii. Da öyle alışmış oluyorlar. Bir de lüksler için de bak ben hala lüksler diyorum çünkü o söylediğin karmaşa var Charles, var, hala var Charles. Yani. zaten evet. hani bir Avrupa piyasasına başka türlü seslendiği o markalaşma ile ilgili bir isim var çünkü Charles evet. diyen Charles Leclerc Charles deyince, yani işte gidiyor Yok, böyle oluyor bu kadar oluyor. <laughs> evet. kusura bakmayın bu kadar. <laughs> Ee, peki devam ediyorum hemen. Bakayım neler var sırada. Ee, Kaan ben Kaan. Diyor ki yakıt ikmalinin geri gelme olasılığı var mı? Bence pistlere anlam katan en güzel şeydi. Ee, çok var gibi gözükmüyor. Bir de bu görüşe şöyle katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Evet benzin ikmaliyle bir pit stop daha heyecanlı bir şeydi. Yani işte fazla mı yakıt alacak az mı alacak? Hatta start tank, kimin otomobili daha ağır, kiminki daha hafif. Önce bunun tahmini yapılırdı. Sonraki yıllarda sonlara doğru 2007 8 9 civarında bu sefer e, FIA artık otomobillerin start alacakları benzin yükünü açıklamaya başladı. O yılları hatırlar izleyicilerimiz. Evet yani çok rekabetin güzel olduğu yıllardı ama normalde benzin ikmali pist üzerinde geçişleri çok azaltıyor. Çünkü takımlar pilotlarının ...rakiplerinin pist üstünde geçmesini sağlamak ve zorlaması yerine... ...işte az veya çok benzin alarak o seneki set kurallara göre... ...pitle geçmeye çalışıyorlardı. Şu anda evet lastik kullanımı bunu ciddi şekilde sınırlıyor. Ama herkes dolu depoyla kalkıp yarış boyunca devam ettiği için... E, ...erken pite girip geç pite girmek e, hala bir şeyleri değiştiriyor... Ama oradan sonra mesela benzin yıkma genelde ağırlık iki pit stop yapılıyordu. Yani aslında yarış üç bölüm gibi koşuluyordu. Üç tane sprint bölüm gibi. Ee, takımlar ve pilotlar bu üç bölümün tamamında sonuna kadar zorluyorlardı. Ve e, o yıllarda daha geç pite girmek daha avantaj getiriyordu. Yani bir iki tur daha fazla benzin taşımak. Çünkü her pite girdiğinizde otomobil ağırlaşıyordu benzin yüküyle beraber. Şu an bu değişken ortadan kalktı. Sınırlayıcı olan şey lastik performansı. Genelde de bir pit stop görüyoruz yarışların büyük çoğunluğunda. Yani o pitler bittikten sonra bir pilot rakibini geçecekse pist üzerinde geçmek zorunda kalıyor. İstatistiklere baktığımızda benzin ikmalinin olduğu döneme bakarsak 94 ile 2009 arası. Ondan sonra 2010 ve buraya kadar kısmına bakarsak. Tabii ki DRS yetkisi de var ama geçiş sayıları neredeyse iki kat civarında artmış vaziyette. Onun için yeniden benzin ikmalinin gelmesi... Otomobili hafifletebilir, daha hızlı otomobiller görebiliriz. Ama bu bir yandan da hani Formula 1'in FIA tarafından üzerine giydirilen bir kimlik var. Yani sürdürülebilir yüksek teknoloji. Yani şu andaki Formula 1 motorları, güç üniteleri dünyadaki en verimli işten yanmalı motorlar. Yani biz ortalama bir yol otomobilinde %20-25 termal verimlilik yakalarız. Yani aslında biz 4 litre mazot veya benzin harcayacağız ama 1 litresi bize güç olarak tekerleklere gider. 3 litresi ısı olarak kaybolur gider. Şu anda bu termal verimlilik e, 1 motorlarında güç yüzde %50'yi geçmiş vaziyette. Yani dünyada üretilen en verimli içten yanmalı motorlarla şu anda yarışıyorlar. Onun için de bu verimlilik ön plana çıktığı için tekrar o verimlilikten geri adım atıp yani depoyu doldur 50 litre depo olsun dibine kadar git bitir tekrar gir tekrar doldur. Bu turbo bit teknolojisinin ana fikriyle pek bağdaşmayacak gibi de gözüküyor. Onun için de bence FIA ve Formula 1 buna çok sıcak bakmıyor. Ama otomobiller otomobiller çok da ağırlaştı öte yandan. Ee, yani ara ara konuşuluyor bu ama çok ciddi şekilde 2025'ten önce gelmesini beklemek biraz hayalcilik olur. Hani yeni dönemin şu an tartışılan bir güç ünitesi formülünde belki bu gündeme gelebilir. Tekrar yakıt ikmal gelsin mi, gelmesin mi? Son bir de şunun da nokta alıyorum. O cid, ekipmanın e, özellikle bütçenin limitli olduğu bu yıllarda dünyanın her tarafına götürülmesinin bir maliyeti var. Artı tabii ki heyecan verici de olsa yakıt ikmalinin getirdiği ekstra bir risk var. Yani bir yangın riskini arttıran bir şey yakıt ikmali. 94 Almanya'da Max'ın babası Yos Alevver'den tekrar hayata dönmüştü. Onun için de çok sıcak bakılmıyor. Yani küçük bir risktir evet küçük bir risktir ama yine de bir risktir. Dolayısıyla 2025 dönemi öncesinde pek düşündüğünü söyleyemeyiz yakıt ikmalini. Ee, yavaş yavaş toparlayacağım ama sana böyle ufak sorular sorarak da kapatmış olalım. Kübra'nın anlattığın en keyifli ve en heyecan verici yarış hangisiydi sorusunu yönelteyim. Türkiye gelir. 2020 Türkiye ile 2019 Almanya aklımda kalan hani böyle vav wow Demek de söylediğimiz gibi evet, aslında. Evet 2019 Brezilya çok keyifli. 2011 Kanada hani benim için unutulmaz bir macera. Formula 1 unutulmaz macerası. Kan, yani 4 saat süren. 2012 e, Brezilya finali muhteşemdi. Alonso ve Vettel'in kapıştığı. E, 2010 Abu Dhabi'nin gerilimi çok fazlaydı. Dört pilotun finale gittiği muhteşem bir yarış. 2008 Brezilya o e, Timo Glock'a hala sövdükleri <gülüyor> <gülüyor> yarış. Çok keyifli yarışlar olduğu yıllar içerisinde. E, yani sanki ilk üç 2011 Kanada'yı söyleyebilirim. 2019 Almanya ve geçen seneki Türkiye yarışı Türkiye söyleyebilirim. Türkiye bambaşka bir deneyim oldu zaten. Evet. Ata Fetvet hayali bir F1 takımı kursa hangi takımdan hangi parçaları ve pilotları almak ister diye sormuş. Ve bunu da hani parantez içinde de güç ünitesi, şasi, aero paketi vesaire diye detaylandırmış. Zor sor. Red Bull Honda, Fersefen ve Perez diyeyim. <laughs> Konsept duygular. Ya bu tabii şey e, hani bütün tarih boyunca mı sormuş arkadaş onu bilmiyorum. Hani güncelden bakarsak hani 2021 için ya Hani hayaldeki takım pilotları Verstappen ve Hamilton olur. Yani olağanüstü bir kavga bütün yıl boyunca sürebilecek eşit otomobiller... onları görmek çok keyifli olurdu. Ya yani geçen seneki Mercedes tariyenin otomobillerinden bir tanesiydi bütün e, yıllara baktığımızda hani her pistte çalışmasıyla e, Ferrari'nin 2004 F2004'ü muhteşem bir otomobildi. E, yani çok dominanttı. E, bu seneki en iyi paket muhtemelen Red Bull Honda'da. Eee yani bu tarz böyle çok dominant bir otomobilde hani kafa kafaya en iyi diyebileceğim ya da en zirve performansı sergiliyor diyebileceğim Hamilton ve Verstappen'i görmek şahane olurdu. Her yarış kap kapışabilirlerdi bu arada. Her yarış kavgada çıkabilirdi. Kesinlikle. <laughs> Peki toparlayayım artık. Ee, güzel bir ikinci yarısı bizi bekliyor gibi görünüyor. Ee, Belçika ile başlıyoruz. Umuyorum eksiksiz devam ederiz ve hayal edildiği gibi 23'e tamamlanır bu iş. Evet en önemlisi 3 Ekim'de Türkiye'de evet. Formula heyecanlı heyecanını bir kez daha yakalıyoruz. Oraya kadar zaten çok yoğun bir takvim var. Ee, önümüzdeki 6 haftada 5 yarış var. Beşincisi de Türkiye Grand Prix'si umuyoruz. Ee, Ekim başında. Evet 3 Ekim'de. Ee, sonrasında da tabii kalan yarışların... Bir çoğunun durum belirsiz. Aslında burada İngiltere'nin... ...yeri gelmiş konudan da bahsedelim. İngiltere'nin seyahat yasakları çok belirleyici. Çünkü... E, ...yedi takım İngiltere merkezli. Formül 1'in çekim ekibi İngiltere merkezli. Yani ee, tüm branşlarda... ...tüm spor branşlarında da biraz bu belirleyici... ...gerçekten bu Dolayısıyla kırmızı listedeyse bir ülke İngiltere açısından... Aşılı da olsanız işte uçağa binerken PCR testi negatif de verseniz ne olursa olsun 10 gün boyunca İngiltere'ye dönünce karantinada kalıyorsunuz. Yaklaşık 2500 pound bir para veriyorsunuz. Otelden dışarı çıkamıyorsunuz 10 gün bitene kadar. Yani herhangi bir sporu İngiltere'ye geri dönüp devam ettirmek sonraki haftalarda mümkün olmuyor. Şu anda Brezilya ve Meksika ve Türkiye e, kırmızı, kırmızı listede. listede. Yani bizim aslında yarışın e, Haziran'daki iptal olan yarıştan statü olarak farkı yok an itibariyle İngiltere açısından baktığımızda. Hı hı. Japon yarışının iptal edilmesi bizim için kötü oldu. Çünkü bizden sonraki haftayı kırmızı liste olmayan bir ülkede geçirmek ve çalışanların oradan İngiltere'ye geri dönmesi bu bahsettiğim sorunu ortadan kaldıran bir durum. Ama İngiliz basında The Times'da bir haber çıktı ki ülke adına çok sevindirici bir haber. Yani Türkiye'nin bu hafta veya haftaya sarı listeye alınabileceğine dair. Çünkü evet. 2.3 milyon İngiliz turist geliyormuş her sene Türkiye ülkemize çok büyük bir ekonomiden bahsediyoruz aslında. Hani Hayatın genel akışı açısından Formülüle da çok bir gökyüzün. bizi tabii yani yakından ilgilendiriyor ama aslında ülkemizin yani genel faydası için bu listeden bir an önce çıkmamız çok hani çok çok güzel bir gelişme olacak. Bu olumlu haber gerçekleşirse biz 3 Ekim'de çok büyük ihtimalle startı veririz. Çok da güzel bir yarış izleriz yeniden. Ee, ama hani bu listedeki istediğimiz gelişim gerçekleşmese bile yani ben Formula 1 yönetiminin işte olası bir Katar gibi bir yarışla, olası bir Bahreyn'deki dış parkur dediğimiz dış pist ikinci bir yarışla Türkiye yeniden eşleyerek e, bize takvimde bir daha Ekim sonu, Kasım başı gibi bir yerlerde bir şans daha doğurabileceğini de düşünüyorum. Hı. Ama tabii yani bir kere zaten hevesimiz kursamıza kaldı bir daha kalmasın bir bir daha 3 Ekim'de olmasın. yani yine yılın en yaşanan görelim. Ama yine de bir, bir iptal değil e, takvim değişikliği bile olabilir de olabilir. Çünkü o zaman bizden sonraki hafta bir yarışa ihtiyaç var. Biz yap Yani Kırmızı Lise'de kalacaksak e, ülke olarak. Umuyorum The Times sonuçta İngiltere'nin en saygın ve ciddi yayın organlarından bir tanesi. Onun haberinin doğru olacağını umuyorum. Öyle olsa zaten e, bundan sonrasında koştura koştura bir altı hafta bizi bekliyor. <laughs> Altıncı pazarda startta <laughs> buluşuyoruz. Biz oraya kalırız bir daha gerçekten bu tempoda. Hep birlikte yani da, işimizin evet. e, gerçekten hani. Hem federasyon bir, tarafında çok yoğun, yeminci yani, olarak yoğun. E, aynen öyle ama bir yılın gerçekten de en önemli haftası haline geliyor Türkiye Grand Gelen hafta. Geçen sene beraber de yaşadık her, yani her anlamda yani çok yoğun oluyor gibi. gerçekten kalbimizde diliyoruz 3 Ekim'de bir kez daha Türkiye Grand Prix'sini burada görmeyi. Biz de heyecanla takip edeceğiz gelişmeleri. Evet. Umuyoruz yine ondan önce de burada izleyicilerimizle buluşur Sorularını yanıtlarız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür Sokrates Stüdyo'da bir sonraki Red Bull'la Soru Cevap bölümümüzde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.